Tabii insanlarımız da Kurban Bayramı dolayısıyla tabii ki işte hayvanlarını kesiyorlar. Kurbanlıklarımızı kestikten sonra onlarla muhafazası ve beslenme koşulları bizim için çok kıymetli. Öncelikle hep şunu söylüyoruz. Bir kere almış olduğumuz kurban yapacağımız o canlıların veteriner hekim kontrolünden geçmiş ve sağlıklı birer hayvan olması lazım. Çünkü iyi bir ürüne ulaşabilmemiz için özellikle aslında hayvanın da sağlıklı ve bu konuda bir kontrolden geçmiş olması gerekiyor. Sonrasında kesim yerlerinin tabii ki hijyenik koşullarda olması lazım. Direkt havayla temas halinde veya açık alan temas halinde olmaması lazım. Kesim aletlerimizin steril olması lazım, hijyenik koşullar olması lazım ve işin ehli tarafından bu işlerin yapılması lazım. Kesim sürecinden sonra parçalanan et parçalarının belli büyüklüklerde bulundurması lazım. Çok büyük parçalarda tabii ki merkez sıcaklık bir anda soğuyamadığı için orada bakteri ve mikroorganizma üremeleri çok hızlı olabiliyor ve ürünü bozabiliyor. Genelde yapılan hata şu, ürün hayvan kesildikten sonra bu et parçaları hemen dolaba konuluyor. Aslında dolaba koyduğumuzda ürünün üzerinde oluşan ısı tabakası ürünün merkez sıcaklığının çabuk soğumamasına sebebiyet veriyor. Ortam koşulunda serin bir noktada direkt güneşi görmeyen temiz kaplar içerisinde ürünün biriktirmesi lazım. Sonrasında birkaç saat sonra +4 dolaba koymamız lazım. Bu şekliyle kıyma tabii kıymaya çektiğimizde moleküler o parça yüzü veya havayla teması yüzeyi daha fazla arttığı için çabuk bir bozulma söz konusu olabilir. +4'te 1 ila 2 gün civarında kıyma çabuk bozulabilir ve bu konuda sorunlar yaratabilir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Parça etlerde ise bu yine +4 koşullarında 3-4 günlük bir zaman dilimine yayılabilir. Eğer -18'de dondurarak muhafaza etmek istiyorsak hızlı bir şekilde +4'te soğuttuktan sonra ürünleri küçük küçük bloklar halinde parçalarına çabuk dondurulabileceğimiz şekilde -18 dolaplarımızın üzerinde dondurabiliriz. Ve burada da yaklaşık 4 ila 6 ay civarında bu ürünleri muhafaza edip bu zaman diliminde tüketmemiz lazım. Az önce söylediğimiz gibi üretim koşulları, kesim şartları, kullanmış olduğumuz alet ekipmanın temizliği ve süreçte yapacağımız aslına bakarsanız bizim uygulayacağımız kurallar, koşullar ürünün kalitesine veya bizim sağlık açısından riske girmeden bu gıdalar tüketmemize sebebiyet verecektir. Tüketicilerden yaşamış olduğumuz örneklerde şunu görüyoruz. -18'de dondurmuş olduğumuz gıdaların aslına bakarsanız çok uzun süreli, belki de bir yıl içerisinde tüketildiğini görüyoruz. Aslına bakarsanız bizim evdeki dolaplarımız dondurma için değil, dondurarak muhafazayı koşulan dolaplardır ve mekanizmalardır. Aslında dondurma işlemi çok çok daha yüksek sıcaklıklarda yapılmalıdır. O yüzden bu kesmiş olduğumuz etleri 4 ila 6 ay içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Daha uzun süreler bize risk yaratabilir. Yine aynı şekilde kıyma gibi ürünleri de nasıl olsa ben bunu hani kendi gözümün önünde kestim, kendim çektim gibi düşünmememiz lazım. Bunu da yine +4'te en fazla 2 gün içerisinde tüketmemiz lazım. Yaz ayları tabii sıcaklıkların yüksek olduğu aylar. Kurban ayı da yaz ayına denk gelmesi dolayısıyla kesim koşulları, sonra yapılacak bütün prosesler aslında gıdanın bileşimine olumlu olumsuz tesislerde bulunabilen zaman dilimler. Bunlara dikkat etmemiz lazım.